Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte mutlak değerli ifadelerin en küçük olma durumunu, en büyük olma durumunu beraber işleyeceğiz. Peki bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Gençler, bu tarz sorularda mutlak değerlerin içini sıfıra eşitleyeceksiniz. Mesela x'i atıyorum, eksi 5 mi buldunuz? Eksi 5'i bütün mutlakların içinde x yerine eksi 5 yazıp değerleri bulacaksınız. Karşılaştıracaksınız değerleri. En küçüğü soruyorsa en küçüğünü, en büyüğü soruyorsa en büyüğünü cevaplayacaksınız. En büyüğü diye. Şimdi bakalım sorumuza. Bu ifadenin en küçük değerini soruyor bana. Ben ne demiştim? Böyle sorularda mutlak değerlerin içini tek tek sıfıra eşitlemek zorundasınız. Şu an x yerine eksi 4 yazıyorum. Başlıyorum. Eksi 4 artı 4. Eksi 4 artı 1. Eksi 4, eksi 3. Burası mutlak içinde 0. Burası mutlak içinde eksi 3. Burası da mutlak içinde eksi 7 yaptı. 0 demek, 3 demek ve 7 demek. Şu an bu ifadenin cevabını x yerine eksi 4 yazınca 10 bulduk. Devam edeceğim. Şimdi ikinci ifadem mutlak değerli olan. 0'a eşitliyorum içine. X yerine ne yaz demek? Eksi 1 yaz demek. Başlıyorum. Eksi 1 artı 4, eksi 1 artı 1, eksi 1, eksi 3. Devam ediyoruz. Şurayı şöyle uzatalım biraz. Burası 3 yaptı, burası 0 yaptı, burası da eksi 4 yaptı. 3 demek, 0 demek, 4 demek. Şu an 7 bulduk. Devam edelim. En son ifademiz x eksi 3 eşittir 0. X yerine 3 yazacağız. Mutlak içinde 3 artı 4. X yerine 3 yazacağız. Unutmayalım. Burası mutlak içinde 7. Burası 4. Burası da 0. Yani 7, 4 ve 0'dan cevabımız ne çıktı gençler? 11. Bize en küçük değeri soruyor. Cevaplarımız 10, 11 ve 7 olduğuna göre en küçük cevabımız ne çıkıyor gençler? En küçük değerimiz 7 çıkıyor. Bu kadar aslında kolay. En büyük sorsaydı ne bulacaktım? En büyük sorsa 11 bulacaktım. Devam edelim. Bakalım. Mutlak içinde x artı 2 artı mutlak içinde x eksi 1 ifadesinin değerini en küçük yapan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Bu soru tipi oldukça önemli. Eğer nasıl desem, eğer bu konuyu tam bilmiyorsanız hata yapabileceğiniz bir soru. Ama şimdi videodan sonra yapabileceğinizi düşünüyorum gençler. Şimdi en küçük değer deyince mutlakların içini sıfıra eşitliyordu. X yerine hemen eksi 2 yazmaya başlayalım. Eksi 2 artı 2. Eksi 2 eksi 1. Burası mutlak içinde 0. Burası da eksi 3. Burası 0 yaptı. Burası 3. Şu an 3 bulduk değeri. X yerine eksi 2 yazınca cevap 3 çıktı. Bir de şu vardı. X eksi 1 eşittir 0. X burada 1 demek. Başlayalım. Mutlak içinde x yerine 1 yazıyoruz. Burası 3 demek. Burası 0. Yani 3 artı 0'dan bunun da cevabı yine 3 mü çıktı? Bir şey söyleyeceğim. En küçük yapan değer için diyor. İkisi de 3. Yani en küçük değeri 3. Ama bana en küçük değerini sormuyor. Bu ifadeyi en küçük yapan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Çoğunuz bu soruda hocam o zaman eksi 2'ye 1 toplayınca da eksi 1 çıkar diyecek. Ama öyle değil gençler. Bakın sizin bu ifadeyi 3 yapan değerleriniz yani en küçük dedi 3'ten başka bir değer çıkmadı ya. Eksi 2 ile 1 arasındaki eksi 2 ile 1 de dahil bütün tam sayılar. Nasıl yani? Şimdi eksi 2'nin cevabının 3 olduğunu görüyoruz. 1'in cevabının da 3 olduğunu görüyoruz. Peki eksi 2 ile eksi 1, 0 ve 1. Aradaki tam sayıları da yazdım. Gerçekten onların cevabı da 3 çıkıyor mu bakalım. Mesela x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 artı 2. Eksi 1 yazıyorum bakın. Bakalım burası mutlak içinde 1 demek. Burası mutlak içinde eksi 2 demek. 1 artı 2'den 3 yaptı. Gördünüz mü aynı cevap? Yani bu soru için, bu soru tarzı için x'e eksi 2 kapalı aralığı
eksi 2 ve 1 kapalı aralığındaki bütün tam sayıları verirseniz o zaman cevaplar hep ne çıkacak? 3 çıkacak. X'e 0 da verelim. Kafamızda kalmasın. Soru işareti kalmasın yani. Burası 2. Burası da mutlak içinde eksi 1. Ne yapar gençler? 2 demek 1 demek. Bakın gördünüz mü? Bu da 3 çıktı. O zaman benim X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı ne? 1, eksi 1 topladım 0. 0 ile topladım yine 0. Eksi 2 ile topladım. Cevabım ne oldu gençler? Eksi 2 oldu. Devam edelim. Evet, bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi 18'i bir sayıya bölmüşüm ve bu sayının bölündükten sonra cevabın büyük olmasını istiyorum, değil mi? Mesela 18'i 1'e bölersem 18 yapar. 18'i 2'ye bölersem 9 yapar. 18'i 3'e bölersem 6 yapar. Yani 18'i ben öyle bir sayıya bölmeliyim ki cevap ne olmalı? Büyük olsun. O zaman şu ifadenin küçük olmasını istiyorum. Ne yapıyorduk biz bu sorularda? Mutlakların içini sıfıra eşitliyordum. Eşitleyelim hemen. X yerine 2 yazıyorum mutlak değer içine. Yazalım. 2 çarpı 2 eksi 4. 2 artı 1. Burası 4 eksi 4'ten 0 çıktı. Burası da 3. 0 artı 3'ten payda 3 mü oldu? Yani 18 bölü 3 ne çıkar? 6. Bir tane daha mutlak değerli ifadem var. X artı 1 içi. X yerine burada ne yazmam lazım? Eksi 1. Onu da denemem lazım mecburum. 2 kere eksi 1 ve eksi 4'ümüz var. Eksi 1 artı 1. Burası ne yaptı? Önce çarpma yapalım. Eksi 2. Eksi 4 ile toplayınca eksi 6 yaptı. Burası da 0. 6 artı 0 da 6 mı? Yani 18 bölü 6 da 3 çıktı. Bu ifadenin en büyük değerini soruyor. En büyük değeri ne çıkacak gençler? 6 bulunur. Oldukça da kolay oldu, değil mi? Devam edelim. Evet. A ifadesi tanımlanmış, görüyorsunuz. Olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer ile en küçük değerinin çarpımı kaçtır diyor. Yine ne yapacağız? En büyük değeri de sorsa bana, en küçük değeri de sorsa bu tarz sorularda mutlakların içini sıfıra eşitleyeceğim. Önce x yerine 5 yazmakla başlıyorum. Mutlağı açtık. 5 yazdık. Bakın 5 yazdık. Burası ne oldu? Mutlak içinde 0. Eksi. Burası 7. 0 demek, 7 demek ama önde ne var? Eksi var. Bu işlemin eksisi. Yani eksi 7 mi yaptı bu cevap? Şu an A eksi 7. Bakalım. Diğer mutlaklı ifadenin içine bakıyorum. Yani 2 artı x'i 0 eşitliyorum. X burada kalsın. 2'yi karşı yapalım. X gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Eksi 2, eksi 5. 2, eksi 2. Düzenleyelim. Burası eksi 7 oldu. Burası 0 oldu. Eksi 7 mutlak dışına 7 diye çıkar. 7'den 0 çıkardık. A 7 mi yaptı? Gençler A'nın alabileceği buradaki en büyük değer görüyorsunuz 7. En küçük değer eksi 7. Çarpınca ne olur? Eksi 49 bulunur. Şimdi size bu soru bir sonraki soruda yapacağız ama onu bir şey daha söylemek istiyorum. Burada x'iniz eksi 2 ile yani başka sorularda da lazım olur diye söylemek istiyorum. X'iniz eksi 2 kapalı aralığıyla 5 arasında değerler alır. Cevaplarınız da gençler eksi 7 ile 7 arasında cevaplar değer alır. İsteyen denesin. Hatta şimdi beraber de deneyebiliriz sizinle. Mesela x yerine eksi 2 ile 5 arasında 3 yazalım mı? 3 yazalım. X 3 olsun. Şöyle yapalım. 3 olsun. Acaba gerçekten cevabı eksi 7 ile 7 arasında çıkacak mı bakalım. A diyorum bakın. 3 eksi 5. X yerine 3 yazıyorum. X yerine 3 yazıyorum. Burası eksi 2 yapar. Burası 5 yapar. 2. Gördüğünüz gibi mutlak değeri. Buranın da mutlak değeri 5. Bakın 2'den 5 çıktı. Ne çıktı? Eksi 3. Eksi 3 ne ile ne arasında? Eksi 7 ile 7 arasında mı? İstediğiniz kadar deneyin. Bunu unutmayın. X değerleri
eksi 2 ile 5 arasında kapalı aralık. Cevaplarınız da bulduğunuz en küçük değerle en büyük değer arasında, ki onlar da kapalı aralık olmak zorunda. Tamam mı gençler? Mutlaka buna dikkat etmeniz gerekiyor bu tarz sorularda. Devam edelim. Yine bakın. Bu ifadenin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Güzel bir soru. Bu ifadenin o zaman en küçük değerini, en büyük değerini bir bulalım. Ne yapıyorduk? Mutlakların için sıfır eşitliyorum. X buradan eksi 7. Hemen eksi 7 koyalım yerine. Eksi 7 yazıyorum bakın. Burası mutlak içinde sıfır. Burası mutlak içinde eksi 9 yaptı. Sıfır, arada eksi var. Burası 9 demek. Bakın şu an eksi 9 değerini buldum. Devam edelim. X eksi 2'yi sıfır eşitleyelim. X buradan 2 olur. 2 artı 7 eksi 2 eksi 2. Burası mutlak içinde 9. Burası da mutlak içinde 0. Yani 9 eksi 0'dan 9 mu çıktı? Yani bu soru için en büyük değer 9. En küçük değer ne? Eksi 9 mu? O zaman sizin değerleriniz, bakın şöyle diyelim, değerlerimiz eksi 9 kapalı aralığı, 9 kapalı aralığı arasında değerler. X'leri sorsaydı, X'ler eksi 7, 2 önce küçük yazılır biliyorsunuz, arasında. Devam edelim. O zaman bana diyor ki, ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Eksi 9, eksi 8, eksi 7, nokta nokta nokta. 0, 1, 2, kime kadar? 9'a kadar. Peki ben bunu sayarak da bulabilirim. Ama bir de formülümüz var. Terim sayısı. Nasıl o? Son terim 9. Eksi ilk terim eksi 9. Bölü artış miktarı. Hep bakın birer birer. Birer birer artıyor. Bakın birer birer artıyor. Bir de cevabı bulduktan sonra 1 ile topluyorsunuz. Eksi eksi matematikte artı oluyor. Yani burası 18 bölü 1'den 18. Terim sayısı ne çıktı gençler? 19. Yani bu ifadenin alabileceği 19 farklı tam sayı değeri var. Formülü yazalım, terim sayısı formülünü. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Bütün cevapla 1'i topluyorsunuz. Şurası biraz güzel olmadı, düzelteyim. Tamam mı? Bütün cevapla 1'i toplamayı unutmayın. Ve 19 tane bu ifadeden alabilecek farklı tam sayı değeri bulunmakta. Evet arkadaşlar, buraya kadar dinlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.